Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda 8. sınıfın kelimelerini görmüştük. Bu videomuzda ise 8. sınıf kelimelerini kullanabileceğimiz etkinlikleri göreceğiz. Daha doğrusu bu kelimelerin biraz kullanımlarına bakacağız. Bu kelimeleri nasıl kullanacağız cümleler içinde. Şimdi önce bir kelimeleri hatırlarsak, birinci kelimemiz burada celebrate, kutlamak anlamına geliyordu. Jealous, kıskanç anlamına geliyordu. Come over, geçerken uğramak anlamına geliyordu. Get on well, with'le kullanıyorduk, hatırla. Biriyle iyi geçinmek anlamında kullanıyorduk. Share kelimemiz vardı, paylaşmak anlamına geliyordu. Count on kelimemiz, birine güvenmek anlamına geliyordu. Picked up'la kullanıyorduk, birini bir yerden almak anlamında kullanıyorduk. Attend vardı, katılmak anlamında kullanıyorduk. Join yine katılmak anlamında kullandığımız başka bir kelimemizdi. Arrogant, kibirli, kendini beğenmiş anlamına geliyordu. Loyal, sadık anlamına geliyordu. Apologize, özür dilemek anlamına geliyordu. Awesome, harika, mükemmel anlamına geliyordu. Refuse, reddetmek anlamına geliyordu. Hatta refusing cümlelerini görmüştük. Oradan aklımıza gelebilir. Buddy, arkadaş anlamına geliyordu. Slumber, partiyle kullanıyorduk bunu, pijama partisi şeklinde, hatırla. Invitation, davet anlamına geliyordu. Organize, organize etmek, düzenlemek demiştik. Ve sci-fi de science fiction'ın kısaltılmışı olarak bilim kurgu anlamına geliyordu. Şimdi normalde bu tam bir sayfa olduğu için bakarak gitmemiz gerekiyor aslında ama bakmadan da bunların çözülebileceğini göreceğiz şimdi. Yani cümlenin anlamından göre yapacağımız için zaten cümle anlamından şimdi bunlar çıkacak. Birinci cümlemize bakalım. Birinci cümlemizde you can demiş Liza. Liza'nın bir şey yapabileceğini söylemiş. Daha doğrusu Liza'ya bir şey yapabilirsin. If she says she will do something, she always does it. O eğer bir şey yapacağını söylerse her zaman yapar. Bir şey yapacağını söyleyip her zaman yapan kişi nasıl biridir? Tabii ki güvenilir biridir. Güvenilir için ne deriz? You can count on Liza. Liza'ya güvenebilirsin. Peki ikinci cümlemde a lot of people blah blah the concert last night. Dün gece birçok insan ne yapmış konsere şey yapmış, oraya bir fiil getirmemizi istiyor. It was very crowded but it was great. Çok kalabalıktı ama harikaydı. Şimdi baktığımda tense'imin past tense olduğunu görüyorum, değil mi? Last night. Yani kullanacağım fiil past olmak zorunda. Yukarıdaki fiillerde buna uygun olarak İki tane fiilim var aslında. Katılmak kullanacağız ama join'i biz past tense halinde kullanmadığımız için onun yerine aynı anlama gelen attend fiilimizi kullanacağız. Çünkü attend yukarıda attended şeklinde verilmişti. Birçok insan geçen gece konsere katıldı şeklinde kullanıyoruz. Peki, üçüncü cümleme baktığımda why don't you for a cup of coffee tomorrow? Yarın akşam bir fincan kahve için nokta nokta demiş. Peki ne kullanacağız buraya? Come over kullanacağız. Neden yarın akşam bir fincan kahve için uğramıyorsun? Come over'ın uğramak anlamına geldiğini söylemiştik. Bir fincan kahve için uğrasana. Yani uğramak anlamında kullanıyoruz come over'ı burada. Dördüncü cümlemde most people in our class like Tom but I can't nokta nokta with him. Sınıftaki birçok insan Tom'u seviyormuş. Fakat ben demiş, with him. With de kullandığımız bir fiil gelecek buraya. Birçok insanın sevip de benim sevmediysem o zaman ben bu arkadaşla ne yapamıyorum? Geçinemiyorum, değil mi? Get on well, with de kullanıyorduk zaten. Fakat ben onunla geçinemiyorum dediğimiz için get on well'i kullandık burada da. Birçok insan seviyor ama ben geçinemiyorum diyorum. Peki beşincisinde space aliens, uzay, uzaylılar. I love watching. Hangi film türünü seviyor olabilirim? Zaten film türü olarak bir tane vardı. O da science fiction olan sci-fi movies'ti. There's a good hour on TV tonight and I want to watch it. Ve bugün
Televizyonda iyi bir tane var ve ben onu seyretmek istiyorum. Altıncısına baktığımızda bir tane boşluğum var. Soru cümlesinde gelecek. Are you going to accept the demiş. To Lucy's birthday party. Lucy'nin doğum günü partisine gitmeyi kabul ediyor musun? Şeklinde var. Neyi kabul ederim ben? Kabul edeceğim şey nedir? Tabii ki tekliftir. Teklif neydi? Invitation'dı. Ne diyoruz? Lucy'nin doğum günü partisine teklifi kabul ediyor musun? Edecek misin? Şeklinde soruyoruz. I'm afraid I can't because I won't be here then. Orada olamayacağım demiş. O yüzden edemeyecekmiş. Peki, yedincisine baktığımızda John demiş. His sister up. Burada bir up'ımız var. From the train station and drove her home. Hatırla, ne demiştik? Up'la kullandığımız fiilimiz için picked demiştik, değil mi? John picked his sister up from the train station. Picked up neydi? Picked up bir yerden almak. Kız kardeşini tren istasyonundan aldı ve onu eve götürdü. Drove fiilini kullandığımıza göre arabayla aldığında buradan anlıyoruz. Sekizincisinde iki tane boşluğumuz var. We are having a barbecue on Sunday. Barbecue mangaldı biliyorsun. Pazar günü mangal yapıyoruz. Neden bize neyi sormam gerekiyor? Katılmıyorsun diye sormam gerekiyor değil mi? Join kullanacağız. Neden bize katılmıyorsun? Attend'i az önce başka bir yerde kullanmıştık. It sounds nokta nokta. I love to. I love to dediğime göre, çok isterim dediğime göre katılacak mı? Katılacak. Demek ki teklifimizi kabul ettiğine göre orada olumlu bir şey kullanmamız gerekiyor. Kulağa ne geliyor? Yukarıdakilerden seçtiğim awesome var. Kulağa harika geliyor. Çok isterim şeklinde kullanıyoruz. Peki, dokuzuncu etkinliğimde she demişiz nokta nokta. The invitation to the party because she was busy on that day. Şimdi o gün meşgulsem eğer ben bu teklifi ne yapmışımdır? Tabii ki reddetmişimdir, değil mi? She refused the invitation to the party, but she was busy on that day. Because she was busy on that day. Ne yapmışım? Reddetmişim. Neden? Çünkü o gün meşgulüm, yoğunum. O yüzden reddettiğimizi anlıyoruz. Onuncusunda his bike is new. Onun bisikleti yeni, but my bike is old. Fakat benim bisikletim eski. I want a new bike. Yeni bir bisiklet istiyorum demiş. Daha sonra B kişisi ne demiş? Don't be blah blah Mark. Marka bir şey olma demiş. Your bike is still new. Senin bisikletin hala yeni. O zaman niye bir bisiklet istiyor olabilir sizce bu? Kıskanıyor değil mi biraz? Don't be jealous diyoruz. Kıskanma. Kıskanç olma Mark. Senin bisikletin de hala yeni. O yeni bisikleti al diye kıskanıyor. 11 genelde bu kardeşler arasında olabilecek bir durum değil mi? Friday is my mom's birthday. Cuma günü benim annemin doğum günü ise ne yaparız? A surprise party for her. Hadi ona bir sürpriz parti ne yaparım? Düzenlerim değil mi? Ne kullanacağız? Organize kullanacağız. Hadi ona bir sürpriz parti düzenleyelim diyoruz. That would be great. Harika olur. Peki 12'de how do you diye sormuş. Your birthday. I usually have a party with my close friends. Yakın arkadaşlarımla ne yaparım? Parti veririm diye söylediğime göre, bu şekilde cevap verdiğime göre sorum ne olacak? Nasıl? Yes, kutlarsın olacak değil mi? How do you celebrate your birthday? Doğum günü nasıl kutlarsın? Nasıl kutlarım? Arkadaşlarıma, yakın arkadaşlarıma parti veririm. Peki 13'te last night I went to my close friends party and spent the night there demiş. Şimdi geceyi orada geçirdiğimi söylemiş şurada. Hatırla, geceyi orada geçiriyorsun ve bir partiden bahsediyoruz. Nasıl partiydi bu? Ne partisiydi? Yes, slumber party, değil mi? Pijama partisi varmış. Çünkü geceyi orada geçirdiklerine göre ipucum orada var. Slumber diyorum. Dikkat ettiysen bak 13. soruya kadar neredeyse yukarıya hiç bakmama gerek kalmadı. Sadece bir ikisinde belki ihtiyacımız olabilirdi. Cümlelerin anlamlarından çıkıyor çünkü kelimeler değil mi? 14'te Tony and I are classmates and we really get on very well. Çok iyi anlaşıyormuşuz. Tom ve ben sınıf arkadaşıyız. Ve çok iyi anlaşıyoruz. O zaman o çok harika bir nedir? Sınıf arkadaşı olduğuma göre. Aynı zamanda yes, buddy'dir. Değil mi? He is a great buddy diyoruz.
15'i yapalım. I trust Sally and Sally'ye güveniyorum ve My secrets with her demiş. Secrets. Sırlardan bahsetmiş. Sırları ne yapıyorduk biz? Tutuyorduk. Peki sır tutmak aynı zamanda niye geliyordu aynı şekilde? Başka ne kullanmıştık yani fiil olarak? Şehir vardı değil mi? Şimdi burada neden şehir diyeceğiz? Çünkü Seli'ye güveniyorum ve sırlarımı onunla paylaşıyorum. Güvendiğim biriyle ben sırlarımı paylaşıyorum değil mi? Seli'ye güveniyorum ve ben sırlarımı onunla paylaşıyorum. She never tells them to anyone. O sırlarımı asla başka kimseye söylemez diyor. Peki. 16'da John nokta nokta because he was very late to his friend's birthday party. Arkadaşının doğum günü partisine geç kalmış. Peki. Arkadaşın doğum günü partisine geç kaldı diye bir açıklama yapıyorsam ne yapmış John? Evet, özür dilemiş değil mi? John apologized. Özür diledi çünkü o arkadaşının doğum günü partisine geç kaldı. 17. Jim is Bob's most nokta nokta friend. Jim Bob'un bir arkadaşıymış. Nasıl bir arkadaşıymış? He can count on him. Ona çok güveniyormuş. Neredeyse her şeyde güveniyormuş. Neredeyse her şeyde güvendiğime göre nasıl bir arkadaşımdır? Sadık bir arkadaşımdır. Hangi kelimemiz? Loyal değil mi? Loyal friend diyoruz. 18'de ise he is so that he thinks he is the best at everything. İnsanların en büyük sorunu bence bu zaten. Değil mi? Her şeyde kendini en iyi olduğunu düşünmesi. Her şeyde kendini en iyi olarak gören birinin tam olarak ruh hali nedir? Kendini böyle yükseklerde görüyor. Ne diyoruz biz buna? Kibirli diyoruz değil mi? Kibirli neydi? Arrogant da. He is so arrogant diyoruz. Değil mi? Çok kibirli. O her şeyin en iyisini kendi bildiğini düşünüyor diyoruz. Peki devam edelim. Hemen şurada bir etkinliğimiz var. Etkinliğimize bakıyoruz. İki tane şıkkım var. İkisinden birini seçeceğim cümlenin anlamına göre. Peki, thanks for joining or inviting me to your birthday party. Doğum günü partine bir şey olduğu için teşekkür ederim. Doğum günü partine katıldığın için mi teşekkür ediyorum? Davet ettiğin için mi? Senin doğum günü partine senin katıldığın için teşekkür etmem. Ne yaparım? Davet ettiğin için değil mi? Beni davet ediyorsun. Inviting me to your friend derim. Peki iki. I'm going to play or watch a tennis match on TV. Televizyonda dediğine göre oynayabilir miyim ben bunu? Oynayamam. Ne yapmam gerekiyor? İzlemem gerekiyor. Bu gece televizyonda tenis maçı izleyeceğim şeklinde kullanıyoruz. Peki. 3. Would you like to ya da what about kullanacağız. Go to the rock concert with me tomorrow. Yarın benimle birlikte bir rock konseri izlemek ister misin? İzlemeye ne dersin? Aslında anlam olarak ikisini de kullanıyoruz. Fakat what about'ı hatırla ne yapıyorduk? What about'tan sonra gelen fiile ing eki getirmek zorunda değil miydik? Evet. Ama burada var mı? Yok. O zaman ne yapmak zorundayım? Would you like to kalıbını kullanmak zorundayım. Would you like to go to the rock concert with me tomorrow? Peki no sure kabul etti mi yoksa red mi etti? Hemen bir sonraki cümleme bakıyorum. That sounds awesome. Kulağa harika geliyor dediğine göre kabul etmiş miyim? Etmişim. O zaman ne diyeceğim? Sure diyeceğim. Peki dördüncü soruya baktığımızda cümlemizde You can support or trust Sally. Sally'yi destekleyebilirsin ya da güvenebilirsin demiş. She doesn't tell your secrets to anybody. Senin sırlarını başkasına söylemiyorsa onu destekler misin? Güvenir misin? Burada benim asıl olayım ne? Güvenmek değil mi? Eğer benim sırlarımı başkasına söylemiyorsa ben ona güvenebilirim. Peki beşincisinde I hope or I'm sorry you can attend it. Bu bir temenni değil mi? Katılabileceğin için üzgünüm diye bir cümle çok mantıklı değil. Ne derim? Katılabileceğini umuyorum. Yani inşallah gelirsin. Teklif ederken diyoruz ya. İnşallah gelirsin. I hope you can attend it. Umarım katılabilirsin. I'm sorry but I can't. I'm too stuffed or busy on Monday.
Üzgünüm yapamam. Ben pazartesi günü çok neyim? Tokum mu derim? Stop toktu biliyorsun. Yoğunum, meşgulüm mü? Yapamayacağıma göre bir sebebim olması gerekiyor. O da busy olacak değil mi? Pazartesi günü çok meşgulüm diyoruz. Peki 7'de you can trust Emma. She never tells the true or lies. Emma'ya güvenebilirsin dediğime göre asla doğruyu mu söylemez, asla yalan mı söylemez? Güvenebildiğim kişi yalan söylemez. O yüzden bunun cevabı da ne olacak? Lies olacak. Peki. Bir sonraki dinleme bakalım. Burada 3 tane diyalog var. Biz bu 3 diyalogdan bir tanesini yapacağız. Bu tip sorular çıkıyor. Bu tip soruları nasıl yapacağız? Sıralama soruları. Şimdi burada H'ye kadar cümlelerimiz var. Bu H'ye kadar cümlelerde ilk cümlemin hangisi olduğunu bulmam gerekiyor. Şimdi, I'm meeting Helen and Amy to have lunch. Do you want to join us? Bize katılmak ister misin? Bu cümle direkt bu şekilde başlayamayız, değil mi? Önce bir merhabalaşman gerekiyor. Kendini tanıtacaksın. Telefonla konuşuyor. Ne diyeceğim o zaman? Hi Linda, how are you? Birinci cümlem ne olacak? H cümlesi olacak, değil mi? Ne yapıyorsun ilk önce? Selam veriyorsun. Nasılsın? Peki nasılsın diye sorduğuma göre kesinlikle bunun da bir cevabının olması gerekiyor. Nasıl cevap vereceğim? C'de değil mi? Hi şeklinde soruyorsak yine hi şeklinde cevap vermemiz gerekiyor ki zaten cümlede I'm fine thanks demiş. Nasıl olduğunu sormuş, nasıl olduğunu söylemiş. Peki ikinci cümleminde ben C olduğunu anladım. Şimdi gelelim ipucumuza. İpucumuz geri kalan yerde. Çünkü artık bundan sonra sorular ve cevapları yani cümle ve kalıpları bunlara göre devam edecek. Hey, are you doing anything on Saturday? Saturday afternoon Emma. Emma cumartesi öğleden sonra bir şey yapıyor musun diye sormuş. Şimdi buna cevap vermem gerekiyor. Bir şey yapıyor mu sence? Bakalım cümlelere. Hangi cümleyi kullanabiliriz sizce buraya? No, not at all. Why? Değil mi? Yo, bir şey yapmıyorum. Yani müsaitim demek istiyor aslında burada. Neden diye sormuş. Şimdi nedenini sorduğuna göre hatırla before invitation cümlelerimiz vardı. Onlardan biri aslında bu da. Yokluyor bir teklifte bulunacak. Neden diye sordu. Şimdi teklifini yapacak. Neymiş teklifimiz peki? Dördüncü cümlem ne olacak sıraya göre? Baktığımızda şu şekilde. Yes, Adana'da var değil mi? Bakıyorsun Adana'daki cümleye. I'm meeting Helen and Amy to have lunch. Helen ve Amy ile birlikte öğle yemeği için buluşuyormuşuz. Değil mi? Peki, do you want to join us? Ne yapmışız? Katılması için teklifte bulunmuşuz. Bize katılmak ister misin? Ne diyeceğiz? Bakalım şöyle bir. Evet ya daha hayır demesi gerekiyor değil mi? Teklifimi kabul edeceğim ya da teklifimi reddedeceğim. Peki beşinci cümlem ne olacak? Yeah, that will be great. What time? Kabul ediyoruz. Kabul ettikten sonra ne yapıyor? What time shall we meet? Saat kaçta buluşacağımızı soruyor. Saat sorduğumuzda artık bunu biliyorsun. What time ile ilgili direkt saatle cevap vereceğiz ve gözümüze hemen B'deki çarpıyor değil mi? Saatimizi söyledik. Saatimiz kaçtaymış? 12.30'da. Artık anlaştılar mı? Anlaştılar. Yani planımızı yaptık. Daha sonra ne yapmam gerekiyor? Artık ayrılacağız, değil mi? Ne derim? İlk önce kim cevap verecek? Linda, değil mi? Linda cevap vermiş. Linda'ya cevap veriyor. Linda, see you on Saturday diyoruz. Ne yapacağız? Cumartesi günü görüşürüz. O da ne diyor? Bye Emma diyor. Yani bu şekilde sıralama cümleleri olduğunda İlk önce yapmam gereken şey nedir? Kullanacağım. Telefonla görüştüğüne göre selamlaşacaklar. Önce before invitation olacak. Yani tekliften önce neler yaptığını söyleyecek. Daha sonra teklifimize yapıyoruz. Kabul ediyor, etmiyor. Ona göre cümlelerin devam ediyor. Okay. İkincisine de bakalım. İkincisinde birinci cümlemi hemen arayalım. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Really, that sounds my cousin. I'm having on Saturday. Şimdi I'm sorry ile başlayamam. Bununla neyle başlayabilirim? Teklifle başlıyoruz. Bunda before invitation yok. Direkt teklifle başlamış. Yani birinci cümlem ne olacak? Direkt teklifle başlıyorum. Parti yapıyorum. Katılmak ister misin? Peki, parti yapıyorum. Katılmak ister misin? Ne diyeceğiz? Ya kabul edeceğiz, ya reddedeceğiz.
Peki buradaki cümlelerden hangisiyle kabul ya da reddedebilirim? Yes, that sounds fun var burada değil mi? Kulağa hoş geliyor. Ne zaman diye sormuş. Direkt ne yapacağız? Zamanını söyleyeceğiz. Zaman nerede var? Burada on Saturday evening. Ne zamanmış? Cumartesi akşamıymış. Peki cumartesi akşamı dedikten sonra ne diyebilirim? I'm sorry but I can't diyeceğim değil mi? Üzgünüm ama gelemem. Şimdi ben bunu aslında şurada bir teklif verdi ya. Teklifden sonra da bunu kullanabilirdim. Ama bu sefer cümlelerim çok farklı bir yere gidecekti. Kabul etmiyorum. Daha sonra diyorum ki zamanı var orada. Onu sormam gerekiyor ama soramıyorum. Çünkü ben bu cümleyi kullandım. Bunu soruyorum. Zamanını sorduktan sonra bu sefer de az önce reddetmiştim. Niye zamanını sorayım aklıma geliyor. Demek ki ilk önce kabul ediyorum. Zamanından sonra gelemeyeceğimi söylüyorum. Peki gelemeyeceğimi söyledikten sonra karşımdaki kişi ne diyecek? Nedenini merak edecek değil mi? Really, why not? Gerçekten mi? Neden? Daha sonra da onu ne diyor? My cousin is coming to see us. Bu da neydi? Apologize vardı değil mi? Üzgün olduğunu söylüyordu. Daha sonra bu teklifin nedeninden bahsediyordu sana. O yüzden de C cümlesiyle de bitiriyoruz. Videomuz burada sona eriyor. Umarım faydalı olmuştur. Öğrendiğimiz kelimeleri bu şekilde soru tiplerinde kullanıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.